Arkadaşlar merhaba. Bugünkü açılarımız ülkemizin kuzey komşusu Rusya'dan. Merhaba, benim adım Maria Merve Karal. Benim adım da Deniz Karal. Ben 7 yaşındayım. Ben 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Ben müzikle uğraşıyorum, bale ve resim yapıyorum. Rusya'da Rostov'un Adanov şehrinde doğmuşum. Benim babam Türk, Trabzon'da doğdu. Annemse Rusya'da Rostov'un Adanov şehrinde doğmuş. Ben Rus yemeklerinden, borş çorbasını ve Mersin balığından yapılan şiş kebabı seviyorum. Büyük annem pilmeni yemeğini çok lezzetli yapar. Biz de size şimdi bu yemeğin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Mantı severler, ekran başına. Tekrar merhaba. Şimdi beraber pilmeni yapacağız. Bu yemeği yapmak için soğan, karabiber, haşlanmış patates, yumurta, dereotu, tuz ve kıyma gerekiyor. Ama önce hamurunu hazırlayacağız. Hamur için 5 bardak un koyacağız. Unu eliyoruz. Hadi onu sen ele. Bak böyle yapacaksın. Un elemek kol kaslarınızı güçlendirir. Deniz aikido yaptığı için şanslı tabii. Baksanıza kollarına nasıl çalışıyor. Sonra bir yumurta ekleyeceğiz. Onun ortasına bir çukur açıyoruz. Ve yumurtayı kırıyoruz. Aman o bıçağa dikkat. Çocuklar siz en iyisi yumurtayı sert bir yere vurarak kırın. Kabukları da atıyoruz. Şimdi de una 2 bardak su ekliyoruz. Birazdan bu hamuru merdane ile açacağız. Mantı hamurunu hazırlamak ne kadar da kolaymış. Mantımızın içini hazırlayalım. Bu yumurta patladı. Bir yumurtayı kıymanın içine kırdık. Ben gidiyorum ablacığım. Akşam yemeğinde yaptığın yemeği yerim. Okula gidiyorum şimdi. Güle güle. İyi dersler Deniz. Mantının içini hazırladım. Şimdi annemin yardımına ihtiyacım var. Anne yardım eder misin lütfen? Merhaba. Size de merhaba Bayan Karal. Soğanları pişirdi, patatesleri de haşlayıp doğradı. Şimdi soğanları patatesin içine koyuyoruz. Tamam. Şimdi patatesleri püre yapacağız. Kartoşku. Tuz ekliyoruz. Biraz da karabiber ekleyelim. Benim favorim patatesli mantı. Baksanıza ne lezzetli görünüyor. Şu püreyi mantı olmadan bile yerim. Masanın üzerine biraz un serpiyoruz. Hamurdan küçük bir parça alıyoruz. Tıpkı oyun hamuru gibi. Masaya koyup hamuru açıyoruz. İstediğimiz her şekli verebilir miyiz acaba? Şimdi hamuru bardak yardımıyla keseceğiz. Pilmeni yani kıymalı mantı için küçük bardak kullanıyoruz. Vareniki yani patatesli mantı için büyük bardak kullanıyoruz. İki mantı birbirinden farklı yapılıyor. Pilmeni içine küçük bir kaşık kıyma koyuyoruz. Sonra mantıyı bu şekilde kapatıyoruz ve parmaklarımızla bastırıyoruz. Patatesliyi ise farklı kapatıyoruz. Bunu örgü şeklinde kapatıyoruz. Böyle. Mantılar hazır. Şimdi bunları tencerede pişireceğiz. Anne yardım eder misin?
mantıları suya tek tek atmalıyız ve suyu karıştırmalıyız. Bu mantıların birbirine yapışmaması için çok önemli. Mantı yapmak için en gerekli şey bir büyüğün yardımı. Mantı hazır. Daha lezzetli olması için üzerine krema koyuyoruz. Bunu marketten kolayca bulabilirsiniz. Afiyet olsun dünya. Hoşça kalın sevgili aşçılar.